Konuğum Bursa Ahmet İpek Paşa Tiyatrosu Müdürü Arzu Tahap Bayraktutan. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Yeni sezona başlıyorsunuz. Herhalde tüm Türkiye'de yeni sezon başlıyor. Evet, 1 Ekim'de perde dedik. Açıyorsunuz. Türkiye'nin dört bir tarafında devlet tiyatroları 1 Ekim'de yeni sezona başlıyor. Merhaba dedik. İşte Ahmet İpek Paşa Tiyatrosu biliyorsunuz. Bursa'nın ilk tiyatrolarından, tiyatrosu daha doğrusu, Ahmet İpek Paşa döneminde açılmış ve bugüne kadar başarıyla devam ediyor. Ve şimdi yeni sezonda yeni oyunlar var. O başarılı oyunları Arzu Hanım'dan rica edeceğiz. İsterseniz geçmişten başlayıp şöyle bir gelin bakalım. Nasıl tabii, istiyorsun? Geçtiğimiz sezon %100 doluluk oranıyla gerçekleşen bir sezon geçirdik. Turnelerimiz oldu. Festivallere katıldık. Gerçekten Bursalı tiyatro severler bizim yüzümüzü güldürdü. Çok iyi. Her oyunumuz, hemen hemen her oyunumuz %100 doluluk oranıyla geçti. Geçtiğimiz yıl Orhan Kemal'in üçkağıtçısıyla sezona merhaba demiştik. Biz devlet tiyatrosu olarak her sezon yerli bir yazarımızın oyunuyla perdelerimizi açmak gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz 2018-2019 tiyatro sezonu da böyle oldu. Üç Kağıtçı'da müzikli bir oyundu. Orhan Kemal'in oyunuydu. Daha sonra Oda Tiyatromuzda Yalan Makinesi diye komedi bir oyunumuz oldu. Yerli kadın yazarlar ve yerli kadın yönetmenler projesi kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün Barbara'nın Doğumu adlı Duygu Ergun'un yerli kadın yazarımız devamında onun oyunuyla sezona devam ettik. Akide Şekeri, Bir İnce Sızın Nisan 1915 geçtiğimiz sezonun oyunları arasındaydı. Nisan 1915 de çok özel bir oyun oldu. Tufan Gündüz'ün, Tufan Hoca'nın yazdığı içeriği Çanakkale Savaşı'nın son 4 gününü anlatan ve oradaki askerlerin gözüyle anlatan, hem yakın tarihimize ışık tutan hem de insan hikayeleriyle dramatik kurgunun geliştiği çok sıcak, duygusal bir oyun oldu. Oyunun sonunda gerçekten izleyicinin gözyaşlarını tutması mümkün olamadı. Çeşitli turneler yaptı bu oyunumuz. Yine Oda Tiyatromuzda Köprüdeki Adam vardı. Yabancı bir yazarın, Rus bir yazarın Kapılar adlı iki kişilik oyunu Ferahizade Oda Tiyatromuzda vardı. Bu oyunlar yine bu sezonda devam edecek oyunlarımız arasında. 8 Mart, 27 Mart tarihleri arasında Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ni gerçekleştirdik. Çok başarılı. 6.sını gerçekleştirdik. Kaç ülke katıldı hocam? 9 ülke katıldı. Ve 9 ülke 8 Mart, 27 Mart tarihleri arasında birbirinden güzel oyunlarla sahne aldılar. Arnavutça, Sırpça, Bulgarca, uçuş çok sahneden kendi dilleriyle oynadılar. Biliyorsunuz Bursa'mız Balkan kökenli vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer ve artık festivalimiz gitgide oturdu. Çok iyi. Özellikle Balkan kökenli. Kaçıncısı bu? Altıncısını gerçekleştirdik. Bu yıl yedincisi gerçekleşecek. Çok iyi, çok iyi. Yıllar tabii su gibi akıp geçiyor. Bebek olan festivalimiz artık Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor. Yalnızca Bursalı tiyatro severlere değil,
Türkiye'nin dört bir tarafından bu festivalin takipçileri oluştu. Ha, Bursa'ya geliyorlar. İstanbul'dan, İzmir'den, evet. Aynı zamanda tabii bu gelen izleyicilerimiz sadece bir oyun izlemekle kalmayıp festivalin büyük bir bölümünü izleme gayretinde oldukları için turizmine de, Bursa'nın turizmine de katkı koyuyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz, çok gururluyuz. İyi ki böyle bir Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalimiz var. Diliyoruz ki Avrupa ülkelerinden de farklı toplulukları festivalimizde ağırlayabilelim. Veracizade gençlik kurslarımız var, geleneksel. 16 yaş, 25 yaş gençlerimize geçtiğimiz sezon sınavla aldık. Yetenekli olduğunu düşündüğümüz gençleri ve bir yıl boyunca onlara diksiyon, temel oyunculuk, doğaçlama, mimik, tiyatro tarihi, ritim, dans gibi dersler verdik ve bunun nihayetinde de Sahneden Esintiler adlı bir gösteriyle bu emeklerini taçlandırdık gençlerin. Bu kurslarımız bu yılda devam edecek. Başvurularımız hala sürüyor. 16-25 yaş aralığında ve yeteneği olduğunu düşünen izleyicilerimizi Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na davet ediyoruz. 21 Ekim'e kadar müracaatlarımız devam edecek. 21 Ekim'de yine bir sınavla yeni sezondaki genç aktör ve aktris adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu kurslarımızdan bu yıl bir öğrencimiz Uludağ Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazandı. Diliyoruz ki bu sayı gitgide artacak. Tabii ülkemizde ve Bursa'da özür dilerim, konservatuar yokken bu kurslar gerçekten çok önemliydi. Önemli değil mi? Tabii. Çünkü bir anlamda Bursa'nın konservatuarı diyebileceğimiz ciddi ve etkin tiyatro eğitimi alınabilecek tek yerdi. Doğru. Şimdi malumunuz tabii bu anlamda pek çok eğitim alabilecek eğitim var. Yerler var. Gerek belediyelerin, gerek özel eğitim kurumlarının. Ama biz yine de bu geleneğimizi korumak suretiyle marka olan ismimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Hocam benim merak ettiğim bir konu var. Şimdi Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu ilk açıldığı zaman Ahmet Vefik Paşa Hüdavendigâr vilayeti valisi biliyorsunuz. Bursa'da bu tiyatro oyununa işte insanların gelmesi için birçok etkinlik, yani birçok şeyler yapıyor. Yöntem deniyor. Yöntem deniyor. Bunların içinde işte devlet memurlarının gitmesi, bayanların gitmesi gibi. Hatta şart koşuyor. Hatta şart devlet koşuyor. Memurlarına, zor. Kapalı çarşı esnafına, kombin bilet dediğimiz bilet uygulamasını ilk uygulayan biraz onlardan bahsedelim. Çünkü neden biliyor musunuz? Öyle bir noktada bugün suful dolu noktaya kadar geldiniz. Yani bu iyi bir gelişme. Tabii. Bursa halkının tiyatroya gösterdiği ilgiyi merak ediyorum. Niye bu kadar iyi gösteriyor? Acaba böyle bir temelden mi gelme yoksa başka nedenler mi var? Bursa tabii oldum olası geçmişten günümüze çok sanatsever bir şehir. Ama ben Ahmet Vefik Paşa'mızın bu anlamda katkılarının çok büyük ve yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Anadolu'daki ilk tiyatro hareketi. Evet. Çünkü Ahmet Vefik Paşa'ya kadar olan dönemde tiyatro yalnızca İstanbul'da yapılan ve azınlıklarca ağırlıklı olarak Ermeni kökenli vatandaşlarca yapılan bir sanat dalı. Ve kendisi tabii batılı anlamda güzel bir eğitim alıyor. Çok iyi derecede Fransızca biliyor. Zaten Paris'ten geliyor değil mi? Evet, Paris'ten Bursa'ya atanıyor. Ve orada gördüğü batılı anlamdaki tiyatroyu, Molière'i Bursa'da bizzat kendisi Molière'in oyunlarını bizim yerli karakterlerimize adapte ediyor. Onun konularını, işte cimrisini, hastalık hastasını, bunları daha bizden olan karakterlere
adapte ediyor. Ve Bursa'ya atandığı ilk günden itibaren tiyatro çalışma programı arasında. Ama tabii Bursa'da bunu hemen büyük bir arzu ve istekle karşılamıyor. yani yadırgıyor. Yani. Hani diyorlar ki bu ne? Bursa valisi, yol yapılacak, iz yapılacak, bina yapılacak. Yani. Bir sürü işte altyapı sorunları içerisinde onun bu tiyatroya olan ilgisi bazı çevrelerce yadırganıyor ve son derece de eleştiriliyor. Evet. Ve İstanbul'a, Osmanlı hükümetine ciddi şikayetler geliyor. Ama bu yoldan vazgeçmiyor. İtalyan ve Fransız mimarlar getirtiyor ve özel bir proje çizdiriyor. Tek katlı bir tiyatro binası. Tabii maalesef o şu anda yok. Depremlerle bir şekilde yıkılmış. Dilerim ki sağduyulu belediye başkanları onun o dönemde yaptırdıkları binaya benzer tarihi dokusunu koruyan bir bina inşa ederler. Çok iyi olur. Biliyorsunuz Bursa müzeleriyle, tarihi dokusuyla her daim yeni müzeler kazandırılıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce. Ve dilerim böyle bir binaya tekrar kavuşuruz. Ve sonra bu yaptırdığı tiyatro binasına İstanbul'dan Fasulye Cihan Tiyatro Topluluğu'nu davet ediyor. Ve onların Bursa'da ikamet etmelerini ve tiyatro yapmalarını istiyor. Kendi yaptığı adaptasyonları oynamalarını istiyor. Ve o zaman valilikte çalışan yazı işleri müdürü pozisyonundaki Feraye Cizade de teşvik ediyor ısrarla. Çünkü onun kalemini çok başarılı buluyor. Başarılı. Nilüfer Dergisi diye bir dergiyi çıkarıyor o dönemde. Onun da oyunlar yazmasını teşvik ediyor ve tiyatronun da sorumluluğunu veriyor. Bina tamamlandıktan sonra o tek katlı bina işte sizin de ifade ettiğiniz gibi devlet memurlarına şart koşuyor ve yoklama yapıyor. Yani. Öyle mi? Tabii kim geldi, kim gelmedi ertesi gün gereken uyarıların yapılması suretiyle millet korkudan artık ilk etapta tiyatroya geliyor. Tiyatronun geliri memleket hastanesi dediğimiz devlet hastanesinin Tophane'deki gelirleri. Evet, onun temeli. Evet. Haşim İşcan Parkı var ya. Evet. Orada ilk. Şimdi doğrudur. Yandı, yıkıldı tabii. Doğrudur. Onun temellerinin atılması sağlanıyor tiyatronun bilet geliriyle. Çok enteresan ama hocam. Tiyatro gelirleriyle hastane yapılıyor. Çok güzel. Çok güzel yaratıcı bir düşünce. Çok, evet. Çok. Ve kadınlar tabii o dönemde kadınlar ve erkeklerin bir arada tiyatro oyunu izlemesinin çok da mümkün olmadığı yıllar. Ne yapıyor? İlk kadınlar matinesi dediğimiz matine kavramını Ahmet Vefik Paşa'ya borçluyuz. Daha sonra bu müzikte, gazinolarda. Tamam. İlk o zaman mı çıkıyor? Evet, ilk bildiğimiz Bursa'daki ve Türkiye'deki kadınlar matinesi Ahmet Vefik Paşa sayesinde oluyor ve sadece kadınlara da ne kadar değer veriyor ki onların bu oyunlardan mahrum ve yoksun kalmamaları adına sırf kadınlara özel seanslar düzenliyor. Çok güzel. Yani nasıl bir ufku varmış Vali Bey'in yani Ahmet Vefik Paşa'nın? Tabii sırf sanatsal anlamda değil yani altyapı anlamında bugünkü Bursa'nın yerleşim planı anlamında da pek çok katkısı var. Var ama tabii biz tabii tiyatro sanatçısı olduğumuz için tabii. Bu yönüyle ilgileniyoruz. Şimdi hocam yeni sezona giriyorsunuz. Evet. Keşanlı Ali destanıyla galiba girdiniz. Biraz ondan bahsedelim. Yeni sezondaki oyunlara ve faaliyetlerinizden bahsedelim ki izleyicilerimizin ilgisi artsın. Daha çok sizi ziyaret etsinler, gelsinler. Tabii ki çok gelsinler. Şimdi bu yıl Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğümüz Yerli Türk Klasikleri Yılı ilan etti. Güzel. Devlet Tiyatroları bu yıl 70. yılını kutluyor. Öyle mi? Ve bu 70. yıla özel
tüm bölgeler perdelerini klasikleşmiş Türk oyunlarıyla açtılar. Güzel bir fikir. Ankara Devlet Tiyatrosu Lüküs Hayat'la perde dedi. Biz de Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'nı Bursa Devlet Tiyatrosu olarak tarihimizde hiç sahnelememiştik. Öyle mi? Bu çok özel ve biricik oyunla izleyicimizi buluşturmak istedik. Haldun Taner'in gerçekten bu eseri ölümsüz bir eser, bir efsane. Müzikleriyle, anlatımıyla, diliyle izleyicimize ve bize çok yakın bir eser. Müzikleri Yalçın Tura imzası taşıyor. Haldun Taner bu oyunu ilk yazdığında Yalçın Tura'ya götürüyor. Diyor ki bunun müziklerini sen yapacaksın diyor ve o günden bugüne de sahnelendiğinde hep onun müzikleriyle sahneleniyor. İlk sahneleyen topluluk Engin Cezzar Gülris Sıruri topluluğu bu eseri ve uzun yıllarda onlar oynadılar İstanbul'da. TRT'de filmi yapıldı. Fatma Girik'le Fatma Girik'le Hakan şu anda uçuştum. Evet. Fatma Girik'le. Fatma Girik Zilha rolünü oynamıştı. Çok ölümsüz eser. Çok bu güzel. Ölümsüz eserle buluşturmak istedik. 1 Ekim'de de buluştuk izleyicimizle ve sezon boyunca meşhur Keşanlı Ali Destanı'nı oynayacağız. 50 kişilik dev bir kadromuz var. Bayağı büyük. Evet, başrollerinde oyunumuzu Bora Özkula sahneye koydu. Bora Özkula'nın bu yıl devlet tiyatrolarındaki son yılı olacak. Öyle mi? Emeklilik öncesi güzel bir jübile ile final çok iyi yapmış. Yapacak. Çok usta bir yönetmen, usta bir oyuncu. Kendisi de oynuyor oyunda çok aynı iyi. Zamanda. Halil Balkanlar, Levent Uzunbilek ve ben ve bizlere eşlik eden Bursa Devlet Tiyatrosu'nun genç ve yetenekli kadrosu. Müzikli, danslı, son derece keyifli. Bizim kültürümüzü anlatan. Bizi anlatan bir oyun. İlk gece Keşan Belediye Başkanı ve 50 hiç tiyatro izlememiş 50 bayan izleyicimizle Ta Keşan'dan buralara kadar geldiler. İyi düşünmüşsünüz ama ya. Bizi çok mutlu ettiler. Kendilerinin böyle bir talebi oldu doğrusu. Çok iyi. Ve biz de büyük bir mutlulukla karşıladık. Yani premierimizde onur duyduk onları ağırlamaktan. Çok güzel fikir. Sezon boyunca da oynamaya devam edeceğiz. Bir diğer oyunun hazırlıkları içerisindeyiz. Oyunumuz Şair, Şiir, Şuur. Mehmet Akif Ersoy. Öyle mi? Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz ve İstiklal Marşımızın biliyorsunuz yazarı. Onun İstiklal Marşımızı yazdığı süreci ve o dönemin Türkiye'sini anlatan çok tek güzel. Kişilik bir oyunla Perşembe günü tek kişi izleyicimizle buluşacağız. Gerçekten çok özel ve hoş bir oyun. Yine sezon içerisinde geçtiğimiz yıldan kalan Üç Kağıtçı, Birinci Sızı Nisan 1915, Yalan Makinesi gibi oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Bir çocuk oyunumuz var Küçük Hanımlar Küçük Beyler için. Küçük Prenses çocuklar adlı bir dünya klasiği. Evet, çocuklar için. Oyunumuzun adı Küçük Prenses. Yöneten Berrin Kulya Balkanlar ve 10 kişilik bir oyuncu ekibi. O da müzikli, şarkılı. Çocukları kimi Hindistan'a, kimi İngiltere'ye, Londra'ya götürecek. Gayet keyifli, çok hoş güzel. Bir dünya klasiğiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfımızın düzenlediği çok özel ve güzide bir festivalimiz var. Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali. Evet, doğru. Orada Dilbanu Engindeniz'in yönettiği Küçük Karabalık adlı fantastik çocuk oyunumuzla
Adile Naşit sahnesinde burada, evet. Evet, izleyicimizle buluşacağız. Bu festivali de ben gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü ülkemizde çok az sayıda evet. tiyatro festivali çok az, var. Çok az. Ve bunların gerçekten kıymetini bilmek lazım. Ve sadece çocuklara özeldi evet. bildiğim kadarıyla. Bir de bizim devlet tiyatrolarının Nisan ayında yaptığı Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Festivali var. Van Devlet Tiyatrosu'nun yaptığı Akdamar Çocuk Festivali var. Ama uluslararası düzeyde sanıyorum tek festivalimiz bu festival. Bu anlamda gerçekten çok mutluluk verici. Dünya döndükçe bu festivallerimiz Bursa'da İnşallah. Devam etsin. Hakikaten güzel faaliyetler ve Bursa'ya çok büyük katkıları var. Yani olduğuna kesinlikle inanıyorum. Çünkü özellikle uluslararası tiyatro festivallerinde birçok tiyatro ekibi geliyor. Yani 10-15 ülke geliyor. Bunlar gittikleri yerlerde buraları anlatıyorlar. Tiyatroyu, Bursa'yı anlatıyorlar. Yani Türkiye'yi az tanıyan ülkeler geldiği zaman burada şaşırıyorlar. Tabii. Yani o kadar kötü şeyler anlatıyorlar ki. Yani bizi hiç gelişmemiş, tiyatroyla falan alakası olmayan bir ülke veya şehir olarak görüyor. Ama buraya geldikten sonra kendilerinden daha ileride bir tiyatro ya da sanat ekiplerinin olduğunu görünce oraya olumlu yansıyor. Bu bakımdan uluslararası festivaller çok önemli. Çok çok önemli. Bir ülkenin nasıl bir ülke olduğunu ve nasıl bir kültüre sahip olduğunu anlatmanın evet. da en kısa ve en etkin yollarından biri de sanat. Doğru. Müzik, dans, evet. tiyatro, resim, sanatın her dalı. Biz tabii bu festivalleri yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Makedonya'ya gideceğiz Bursa Öyle Devlet mi? Tiyatrosu ha, olarak. Güzel. Orada uluslararası Gostivar kentinde yapılacak olan Otello Tiyatro Festivali'nde yarışmalı bir festival. Umarım ödülle döneriz. Ha. En iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, iyi, iyi. En iyi müzik, senaryo ödüllerinin verileceği yarışmalı bir festival. Kasım ayında da Bursa Devlet Tiyatrosu olarak ülkemizi o festivalde temsil edeceğiz. Çok güzel fırsat hocam. Yerli bir yazarımız olan Duygu Ergun'un Barbara'nın Doğumu adlı güzel. Oyunuyla. Tabii kültürel bir alışveriş. Onlar bize geldiği gibi tabii, biz tabii, de tabii. O ülkelere gideceğiz. Biz Çok de doğru. görgümüze, bilgimize yeni şeyler katacağız. Ve dostluğumuzu, ilişkilerimizi Balkanlarla sanat yoluyla bir kez daha Çok tazeleyeceğiz. Bu sizin binanın alt tarafında sanat galerisi değil mi? Evet, o güzel sanatlar galerisi. Hocam? O da Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı. Nasıl orada faaliyetler her hafta var tabii faaliyette. O yaz-kış faaliyette olan bir sanat galerisi. Resim sergileri, heykel sergileri orada gerçekleşiyor. Tabii benim sorma gayem başka da onun için. Evet, orayı çünkü... değil mi? Bir müze yapalım sizinle. Anladınız. Bir tiyatro müzesi. Evet. Çok geciktik. Hocam şimdi bakın, kaç 1800'lü yıllardan başlayıp neler anlattınız değil mi? Evet. Yani bunlar hem Türkiye tiyatro tarihi için hem Bursa tiyatro tarihi için önemli şeyler. Ama bunların bir müze disiplininde mutlaka bir araya gelmesi lazım. Evet, anlatılması lazım bir binada, bir yerde. Çünkü elimizde çok iyi bilgiler var. Yani bu bilgiler herkeste yok. Ve bunları da bir müze disiplininde sanki bir okulmuş gibi orada anlatmak... Çok ifade iyi, etmek çok gerekir. Iyi olur yani, yani çok o müzeden olur çıkıp yani. İzleyicinin daha sonra oradaki o dokuyla birlikte içeri geçip oyun izlemesinden daha büyük bir keyif olabileceğini düşünmüyorum. Yani benim hep aklımda, yıllardır aklımda olan, biraz önce siz ifade ettiniz, orayı Ahmet Tevfik Paşa Tiyatro ya da Bursa Tiyatro Tarihi Müzesi yapıp o disiplinin de işte gelen orayı izlesin, sonra tiyatroya geçsin. Olursa herhalde... İnşallah bunu gerçekleştirelim. Türkiye'de böyle bir yok. Uygulama yok hocam. Hayır, yok. Yani bize düşen bir görev varsa bunu zaten biz her size zaman... Size düşen çok görev var. Bu müzecilik konusunda yaparız. Bilgi ve donanımımızı bizle paylaştığınız zaman her el ele zaman, her verdik zaman mi?
Gerçekten muhteşem olur. Yani zaman zaman bir takım tarihe yolculuk yapıyoruz. Örneğin geçtiğimiz 8 Mart 6. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin açılışında devlet tiyatromuzun kadın kostüm tasarımcıları bir araya geldiler ve geçmişten günümüze kostüm sergisi hazırladılar. Yaklaşık 20 kadın tasarımcı bir araya geldi bu iş için. Ve bu sergi Türkiye'nin her yerini gezdi. 8 Mart'tan 27 Mart'a kadar bizim tiyatromuz fuaye alanında kaldı ve çok büyük ilgi gördü. Hakikaten bir tiyatro tarihi müzesinin yakışır muhteşem olacağını ve Bursa'ya çok yakışacağını düşünüyorum. Yani benim önerim, buradan teklif ediyorum. Sanat galerisi tabii ki lazım Bursa'ya ama bunu yapacak birçok yer bulunabilir. Devletimiz bu güçtedir. Niye orada müze diyorum biliyor musun? Üstünde tiyatro var da onun için. Yani ikisinin bir arada olmasında fayda var. Yani Tophane'de müzeyi açıp bu tarafta tiyatro seyretmeye gelmektense tabii onun içinde. Yani çok çok yakışır. Türkiye'de böyle bir örnek yok. Bir de Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'na oturur ve yakışır. Bize düşen görev varsa Çekül Vakfı'nın tarih kentinde bizler. Biz yanınızdayız. Teklif ediyorum size. Çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede bu teklifinizi seve seve değerlendirip elimden geleni yapacağım. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik hocam. Güzel sohbetimiz. Neyse gene yaparız program. Birçok programlarınız var sizin, faaliyetleriniz var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak güzel bir sezon diliyorum izleyicilerimizle. Tüm tiyatro severlere ve tüm izleyicilerimizi tarihi Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda oyun izlemeye davet ediyorum. Evet, ben de tavsiye ediyorum, mutlaka izleyin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Efendim, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.